Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bu elimdeki kitap Süneni Tirmizi diğer bir adıyla Camiu't Tirmizi. Kitabı almışsınızdır eline, bakmışsınızdır belki ama bakmadıysanız da bakarsınız sünen Tirmizi'nin sonunda yani hadis kitabının biteceği sonunda bir kitap daha ekli. Kitabul İlal diye bir bölüm var. Kitabul İlal bölümü. Gören var mı? He. Bunu Tirmizi'yi ele aldığınız zaman mutlaka bakın arka tarafında görürsünüz. 3 üç ciltlik tercümeyi alanlar da üçüncü cildinin sonunda gene bunu göreceklerdir. Bu kitab İlel hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Bunu da öğrenmemiz, tanımamız açısından. Arkadaşlar bu durum sadece Tirmizi'ye ait bir özelliktir. Başka hiçbir kitapta yoktur. Bu e, kitapların mukaddimesi olan yani kitapların başında daha kitaba giriş yapmadan önce müellifin yazmış olduğu bir bölüme mukaddime diyoruz. O mukaddime de genel olarak müellif kitabında e, izlediği yöntemi anlatır. Kitabı hakkında kitabın daha iyi kullanılabilmesi için ipuçları verir okuyanlara, araştırmacılara. İşte e, İlel de Tirmizi için böyle bir mukaddime e, anlamında bir bölümdür. Ama mukaddimeden farkları da var. Mukaddimedir desek içeriği sadece mukaddime değil. Yani sadece kendi kitabındaki e, gerek isnadı, gerek metni anlatan, yorumlayan, değerlendiren bir şey değil. Bunun daha da ötesinde aslında hadis ilimlerinden birisi olan ilelül hadis dediğimiz bir hadis bölümüne bir yeşil ışıktır. Bir ilk bakıştır aslında. Bu neyi anlatır? Şöyle ifade edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın bir hadisi bize ulaştığında en önemli bizim bilmemiz gereken şey gerçekten bu hadis Resulullah'a mı aittir yoksa uydurulmuş bir metin olabilir mi? Bizim en çok merak ettiğimiz, halen toplumun da merak ettiği şeydir. Çok karşılaşırım. Hocam bu hadis sahih midir diye çok sorular gelir. Bu aslında toplumun e, hakikaten hadis dediğimiz kitapta yazılan ya da sohbette, vaazde, konuşma arasında geçen hadis metni Efendimiz Aleyhisselam'a ait midir, değil midir merakı. İlelül hadis böyle bir ilme direkt olarak giren bir bilgi kaynağı değil. Ama ilelül hadis gerek metinde gerek hadiste Gizli olan, ilk bakışta bizim gibi okuyucuların anlayamayacakları bazı problemleri tespit etmek ve bu problemlerin ne olduğunu da ortaya çıkartmak demektir. Gerek isnatta, gerek metinde dedim. Bunu ancak hakikaten hadis konusunda yetkin olan insanlar, hayatlarında hadisle haşinleşir olan insanlar devamlı hadis okuyup hadis dinleyen, hadis anlatan, hadis konuşan hadis alimleri yani Bukhari'ler, yani Müslimler, yani İmam Tirmizi'ler, yani İbni Hibbanlar ve bunun gibi diğer hadis mutahassısları anlayabilir. Çünkü onlarda artık senet de metin de bir meleke haline gelmiştir. Artık senedin gerçek manada bir senet olup olmadığındı. Aradaki bir şahsın gerçekten o senet zincirine ait midir yoksa sonradan mı eklenmiştir bu bilgiyi meleke halinde olan o güzellikle o efendim bilgi küpüyle anlayı verirler. Derhal bir senette geçen bir ravinin üzerine parmaklarını koyabilirler bu burada olmaması gereken bu ravi diye olmaması gerekiyor bu ravi diyebilirler. Onu ben anlayamam. Siz de anlayamazsınız ama ilim adamları anlarlar. Bu bir ilele yani senedin bilinmeyen hemen ilk bakışta anlaşılmayan bir problemine işarettir bir örnektir işte. Ya da metinde. Metin konusunda da bilmemiz bilmemiz gereken bir şey daha var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın e, mübarek ağızlarından çıkan sözler hadis. Aynı zamanda Efendimiz'i anlatan, onun nasıl ibadet ettiğini, nasıl oturup kalktığını anlatan sözler de hadis. Şimdi bu hadisi şerifleri diyelim ki sahabe efendilerimiz alırken ve onu karşı tarafa aktarırken olabilir ki bazen bir kelimeyi açıklamak için kendisinden bir ekleme yapar. O eklemeyi efendimizin sözüne ekleme yapmak için yapmaz. Yani niçin? için? Bu kelime şöyle anlaşılmalıdır diye bir açıklamadır. Bizim anlayacağımız manada bir parantezdir yani aslında o parantez. Parantez nasıl metne ait değildir ama metinde geçen bir sözü ya da işte bir cümleyi açıklamak için yan bilgidir. Onun gibi açıklar. Fakat ondan duyan ravi bunun işte kendisine rivayet eden kişinin lafzı olduğunu bilmeyebilir. Karıştırmış olabilir. Dolayısıyla o da metine ait bir sözdür diye algılar, ezberler kendinden sonraki kişilere de böyle aktarmış olabilir. Bunun örnekleri var. İşte İlelül hadis aynı zamanda hadisin böyle bir metinde kayma diyebileceğimiz konularını da derhal bulur, çıkartır ve işaretler. O alim o hadisi şeriflere meleke kesbetmiş, Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın ağzından çıkan sözlere, lafızlara artık tamamen meleke kesbetmiş olan o alim, Oradaki ara cümlenin ya da ara kelimenin efendimize ait olmadığını hemen bilir, tespit eder. Ona şüpheyle yaklaşır, araştırmasını yapar. Araştırma nasıl yapılır? Araştırma isnadın farklı e, gelişleriyle e, teyit edilmiş olur, sağlaması yapılmış olur. Bir, baş, bir başka isnatla sağlaması yapılır ve zaman zaman da ortaya çıkar ki hakikaten bu aslında metinde yoktur. Rabi'nin bir açıklaması olarak metine girmiş ve artık metinden, hadisin metinden bir kelimeymiş, bir cümleymiş gibi aktarıla gelmiş olabilir. İşte bu da metindeki ilele bir örnektir. Şimdi bunu şöyle bir örnekle biraz daha akıllarımıza yaklaştırmış olalım, anlatmış olalım. Diyelim ki bir şair var. Beğeniyorsunuz o şairi ve o şairin hemen hemen bütün şiirlerini defalarca okudunuz. Defalarca okudunuz. Artık günün birinde la edri bir şiir gelirse, dörtlüğü gelirse karşınıza. Yani altına kimin söylediği yazılmamış. Bu şiirin kime ait olduğu yazılmamış. Bilinip de yazılmayanlar var, bilinmeyenler var, yazılmayanlar var. Siz o sizin biraz önceki beğendiğiniz şairinizin yöntemine uygun olduğunu fark ettiğinizde o şairin şiir yazma yöntemini orada hissettiğiniz anda ne diyeceksiniz? Bu falan şairin şiiridir bence diyeceksin. Nereden biliyorsun? Çünkü ben onun bütün şiirlerini defalarca okudum. Ezberimde olanlar var. Dolayısıyla ben onun artık yöntemini, şiirinde nasıl bir dil kullandığını, nasıl efendim yöntem kullandığını çok iyi biliyorum. Dersiniz ya. Aynı onun gibi işte. Hadisle uğraşan bir alim. Artık efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları nasıl yaptığını, hangi yöntemlerle. Karşı taraftaki muhatabına bir şeyler anlattığını çok iyi bildiği için meleke kespettiği için onun hemen hadis olup olmadığını veya içinde geçen kelimelerin garip garibi hadisin dışında bir kelime olarak kullandım hadisin dışında bir kelime olduğunu anlar ve hemen oranın altını çizer. Bu, burada bir gariplik var der. Bunu araştırmak gerekir der. İlel böyle bir ilimdir işte. İlelül hadif böyle bir ilimdir. Daha bu hadis ilminde tamamen branşlaşma olmadan, tamamen hadis e, alt ilimleri, bilimleri ortaya çıkmadan, usulleşmeden önce ilk örneklerini vermiştir. İlk örneklerinden birisi de Tirmizi'nin İlel adlı kitabıdır. Baktığımız zaman Tirmizi'nin ileli şöyle başlar. Tirmizi ilelinde e, der ki Cemi'u ma fi hazel kitabi minel hadisi fehuve ma'mulun bih. Şu kitabıma aldığım bütün hadisler kullanılabilen, amel edilebilen hadislerdir ve amel edilmiştir de. Kimisi İmam-ı Azam, kimisi İmam Şafi tarafından amel edilmiştir de fark etmişsenizdir iki derstir bazı hadislerin sonunda özellikle biz e, İmam Tirmizi'nin o hadisle alakalı cümlelerini de okuyoruz ya orada bu hadisle şu 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 amel etmiştir diye geçiyor bugün de var bugünkü hadiste de bu, bunun örnekleri var bunu söylüyor ve devam ediyor ve kad ehede bihi ba'zu ehlil ilmi ma khala bunlarla amel edilmiştir e, i̇lim erbabı bu hadislerin bazılarını almıştır. Kendi e, fıkhına e, kural yapmıştır, delil yapmıştır. Ancak iki hadis hariç diyor. İki hadis mamulun bih değildir. Kimse bununla amel etmemiştir diyor. Ve o hadisleri söylüyor şimdi. Birincisi hadife... İbn Abbas'ın İbni Abbas'tan gelen bir rivayet enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme cema'a beyne zuhri vel asri bil medineti vel maghribi vel işai min gayri khawfin vel seferin vel matarin İbn Abbas diyor ki Efendimiz aleyhisselam Medine'deyken yani Hazar'dayken hem de herhangi bir düşman baskını korkusu yok yırtıcı hayvan korkusu yok aynı zamanda Şiddetli yağmur, korkusu yok. Efendim yolculuk durumu da olmadığı halde öğlenden ikindiği, akşamla da yassıyı cem ederek kılmıştır. Cem konusu çıkıyor karşımıza. Bugünkü hadislerde e, seferde namazı anlatacağız. Cem konusuna değinmeyeceğiz ama biliyorsunuz ki e, cem demek öğlenle ikindiği, akşamla yassıyı birlikte kılmak. Öğlenden ikindiği birlikte, akşamla da yasıyı birlikte kılmak. Hangi durumlarda olur bu? İmam-ı Azam Ebu Hanife sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de bu uygulanır demiştir. Ve Hanefi mezhebine de kural olarak girmiştir. Diğer imamlar da sefer halinde, yolculuk halinde de olabilir. Yolculuktaki Zatlar, kişiler de cem edebilir demişlerdir. Bunların he iki her iki görüşte hadislerden ortaya çıkmaktadır. Hatta ayete. Sefer, sefer savaş Yoksa... Yok yok yolculuk yolculuk savaş buna dahil. Yolculuk tabi Yo, savaş buna dahil ama yolculuk buradan Ankara'ya memleketinize gidiyorsunuz ona diyoruz sefer. Hazar da seferde ve hazarda denilir ya hazarda memleketimiz kendi ikamet ettiğimiz yerimize hazar deniliyor. Şimdi bu birinci hadis. Ne diyor İmam Tirmizi? Ben diyor bu hadisi aldım diyor kitabıma. Ama bilin ki bununla hiçbir alim amel etmemiştir. İkincisi de ve hadiyeten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal kine Abdullah İbni Abbas'tan rivayeten Efendimiz şöyle buyurmuştur. İza şeribel hamra feciliduhu. İçki içene had uygulayın, had cezası uygulayın. Sopa vurun ona. فَاِذَا عَادَ فِي الرَّابِعَةِ <laughs> Dördüncüde yine tekrarlar. Yani ceza uyguladınız, ikinci defa yine yaptı. Yine ceza uyguladınız, üçüncü defa yine yaptı. Dördüncüde yaptığında da faktuluhu <laughs> Onu öldürün. Böyle bir hadis şerif. Bu hadistir. Fakat bu hadisle, bu iki hadisle hiçbir alim amel etmemiştir diyor. Vakad beyenne illetel hadiseyni cemiyen fil kitab. Kitabımızda iki hadisin de illetlerini uzunca anlattık ve açıkladık diyor. Yerine bakılsın diyor. Şimdi İlel'i Tirmizi'nin dilini ve yöntemini anlamanız için bu girişi okudum size. Böyle devam edip gidiyor. İşte şu hadisle alakalı veyahut da şu ravi alakalı şu alime sordum böyle cevap aldım diğerine sordum böyle cevap aldım diye ravilerin değerlendirilmesi yapıldığı gibi hadislerin metinlerinin de değerlendirilmesi yapılıp gidiyor. Şimdi benim elimdeki baskıda tabi baskılarda fark ediyor. Neyden fark ediyor? Fontun büyük küçük olmasından fark ediyor. Benim elimdeki baskıda da 10 sayfalık bir kitaptır bu İlelül Hadis. 10 sayfa tutuyor. E sizin elinizdeki de biraz daha geniş fontlu olsun. 15 sayfa 20 sayfa kadar bir yer tutuyor. Yani bu kadar kısa ama çok önemli bilgiler içeren demin söylediğim gibi İlelül Hadis ilmine merkezlik yapmış efendim bir kitaptır. Bu onun için çok önemlidir. bu Tirmizi'nin ilelini İbn Recep el Hanbeli şerh yapmış, şerh etmiştir. Bugün elimizde bu şerh mevcut. Hatta Nurettin Itır da onun tahkikini yapmış. Nurettin Itır tahkiki ile birlikte iki ciltlik bir kitaptır bu ve çok da ilim erbabı için Baş ucu kaynaklarından birisi olması gereken bir kitaptır. Şimdi İlel dedik, o zaman ilellen alakalı, ilellil hadislen alakalı başka eser yazanlar var mı? Varsa kimlerdir? Onu da zikredelim. Bundan başka ilel kitapları yazanlar da vardır. Bunlardan meşhurları İbni Ebi Hatim'in ileli var. İbni Ebi Hatim aynı zamanda çok önemli bir rical alimidir biliyorsunuz. Ravilerin tenkidiyle uğraşan bir ilimdir Rical ilmi. O, onunla alakalı bir alimdir. El-Cerhu Al ve-Tadil adında bir de kitabı var. E, ravileri teker teker inceler. Cerh ve tadil yönünden ravileri değerlendirir. Ahmet bin Hanbel'in de ilerlen alakalı bir kitabı var. El-İlel ve-Ma'rifetü Rical adıyla. Dara Kutni'nin de İlellen alakalı bir kitabı var. İlelu Darukutni diye meşhurdur bu. İbnül Cevzi'nin de ilellen alakalı bir kitabı vardır. Elle ilellül mütenahiye diye devam eden bir ismi var. Böyle ilellen alakalı bir kitap da öğrenmiş, incelemiş olduk. Tirmizi ile alakalı olduğu için de bunu özellikle sizle paylaşmış oldum. Arkadaşlar bu hafta Allah nasip ederse Ebvabu Sefer Yolculuk bahsini işleyeceğiz. Yolculuk bahsinde 9 hadis işleyeceğiz sizlerle birlikte. Bunların birincisi 548 numaralı hadis sizdeki kitabınızda. Babu Maca'a fi kem tak kem saru sala. Namazlar kaçar kaçar kılınır, nasıl kısaltılır veya şöyle bir mana da verebiliriz, şunu da anlayabiliriz. Kaç gün seferde kalınırsa namazlar kısaltılır. Biraz sonra hadisleri göreceğiz, o hadislerden bu anlamı da çıkartabiliyoruz. قال المؤلف hadde الله Ahmed أحمد بن منيع قال حدثنا Kale akhbarana Yahya ibn Abi al-Hadrami. Kale haddathana Enes ibn Malik radiyallahu anhu kale. Hadisimizin sahabi ravisi Enes bin Malik radiyallahu an anlatıyor. Kharajna ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem min al medineti ila Mekke. Mekke'ye gitmek üzere efendimizle birlikte Medine'den yola çıktık diyor. Hadisin ravisi önemli. Efendimiz aleyhisselamla birlikte Medine'de 10 yıl boyunca kalmış, onun hizmetinde bulunmuş, en yakınında bulunmuş bir sahabi olması hasebiyle önemli. Ondan birçok efendimizin hallerini, tavırlarını, olaylar karşısında almış olduğu tavırları görüyoruz. Bu da öyle bir şey. Efendimizle birlikte... Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Bir yolculuk yapıyorlar. İşte o yolculukta Fasalla rak'ateyni Efendimiz aleyhisselam iki rekat kıldı namazları diyor. Buradan şunu anlayacağız. Dört rekatlı namazları iki rekata indirdi. Anlayacağız buradan. Çünkü iki rekat namaz kıldı demiş olsaydı sadece. Birazdan şimdi hadisin devamını görünce anlayacağız. Böyle bir soru gelmezdi. Kale kultu, Ebu İshak diyor ki, Yahya bin Ebu İshak diyor ki, Ben sordum li enesin, kem ekame Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir Mekke'de? Efendimiz aleyhisselam Mekke'de kaç gün kaldı peki? Yani yolculukta dört rekatlı namazları iki rekata indirdi ama kaç gün kaldı? Kale aşran on gün kaldı diyor. 10 gün. Allahu alem veda haccı ee, olabilir bu. O yolculukta Hazreti Enes Efendimiz Aleyhisselam'ın 4 rekatlı namazları iki rekat kıldığını söylüyor bize. Kale ve fil babi Abbas'in ve Cabir'in bu konuda yani yolculukta dört rekatlı namazlarını iki rekat kılınışı konusunda hem İbni Abbas'tan gelen bir rivayet var. Birazdan göreceğiz. Hem de Cabir'den de bir rivayet gelmiştir. Kale Ebu İsa, Ebu İsa diyor ki Tirmizi Hadithu Enesin Hadithun Hasenun Sahihun Şimdi hadisi değerlendiriyor. Ona bir şey veriyor. Değerlendirme yapıyor. Hazreti Enesin hadisi Hasan sahih bir hadistir diyor. Ve kadruviye an İbni Abbas'in Ayrıca İbni Abbas'tan rivayet edilmiş bir hadis de vardır deyip onu da alıyor şimdi buraya. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu ekame fi ba'dı esfârihi tis'a aşarate. Şimdi Enes İbni Malik'e sordular Mekke'de kaç gün kaldınız ne dedi 10 gün. Şimdi Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette de bazı yolculuklarında 19 gün kalmış. 19 gün kaldığı halde yine 4 rekatlı namazları 2 rekat kılmış. Bunu da bir tarafa not alıyoruz şimdi. 19 günde çıktı. Yusalli rak'ateyni. Kale İbni Abbas. İbni Abbas açıklama yapıyor. Şimdi kendi yorumunu yapıyor. Fenahnu izâ akamnâ mâ beynenâ ve beyne tis'a aşarata salleyna Biz Efendimiz'den sonra da diyor. 19 günlük kalacağımız bir yer için yolculuğa çıktığımızda yine namazlarımızı iki rekata indirirdik diyor. İki rekat kılırdık. Ve in zidina ala zalike etemne salate. Eğer 19 günden fazla kalacak isek niyetimiz öyleyse o zaman tam kılardık namazları. 4 rekatı 4 rekat kılardık diyor. Demek ki buradaki ölçü de ne oldu? 19 oldu. Biraz önceki ölçü 10 olarak geçti. Şimdi aynı zamanda bu hadisten bir şeyi de anlayacağız. Yani bakın dört tane mezhebimiz var şu anda yürürlükte olan müntesibi bulunan bu dört mezhep değişik görüşleri var sefer için seferde kaç gün kalınırsa namazların kısaltılmasıyla alakalı nereden hangi kaynaklardan beslenmiş onları da öğreneceğiz burada. Ve ruviye an Ali'yin. Hazreti Ali'den de rivayet edilmiştir. Ennehu <laughs> kale, o şöyle demiş. Men akame aşrate eyyamin etemmez sale. Kim on gün kalacak bir yolculuğa çıkarsa namazını tam kılacak, kısaltmayacak demiş. Bu da başka bir görüş. Ve ruviye an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Ennehu kale, bir de Abdullah İbni Ömer'den de bir rivayet var bu konuda. O da demiş ki men ekame hamsete aşara yevmen etemme sale. Kim 15 gün kalmaya niyet ettiği bir yolculuğa çıkarsa 15 gün kalacağı ya da ondan daha aşağısı. Yani en üst seviyesidir bu 15 gün. 15 gün kalacağı bir yolculuğa çıkarsa o namazlarını tamamlayacaktır. 15 günden aşağı kalırsa demek ki kısaltacak. Şimdi bu ne oldu? Bu bizim Hanefi mezhebinin görüşüne uygun bir görüş oldu değil mi? Devam edelim. Vakad ruvi anhu yine Abdullah İbni Ömer'den başka bir rivayette var. Sinte aşrate demiş bir defasında da. Yani 15 değil de 12 demiş. Ve ruvi an Said ibn el Musayyeb. Said bin Musayyeb'den de rivayet edilen bir görüş var. Ennahu kale o demiş ki اِذَا اَقَامَ اَرْبَعًا salla اَرْبَعًا Eğer dört gün kalmaya niyet ederse bir yolculukta, dört gün kalmaya niyet ederse dört kılacak. Kısaltmayacak yani. Demek ki dörtten aşağı kalırsa kısaltacak. Bu da bir görüş. Bunu da bir tarafa yazıyoruz. ve عَنْهُ ذَٰلِكَ قَتَادَ Katade de böyle söylemiş. Ve Ata'un el-Khurasaniyyü. Ata el khurasani de böyle demiş. Ve anhu yine ondan rivayet etmiş Davud bin Ebi Hint hilafe. Bunun dışında farklı bir görüşü daha çıkmış ortaya Said bin Müseyyib'in. O da Davud bin Ebi Hint tarafından rivayet edilmiş. Şimdi bütün bu görüşleri bir tarafa yazdık. Bunun değerlendirmesini yapacak. Değerlendirmesini yapmadan bırakmayacak İmam Tirmizi. İşte İmam Tirmizi'nin farkı burada ortaya çıkıyor. وَاَخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدُ فِي ذَٰلِكَ Şimdi bundan sonra bu konuda ilim adamları çeşitli görüşler ortaya koyuyorlar. فَاَمَّا سُفْيَانُ ve وَاَهْلُ الْكُوفَةِ Süfyan Es-Sevri ve Ehli Kufa. Ehli Kufa deyince hemen aklımıza kim geliyor? İmam-ı Azam Ebu Hanife geliyor değil mi? Evet. Bu fezahabu ila tevkiti hamse <laughs> aşarete. Onlar demişlerdir ki 15 gündür buradaki seferde kalınacak müddet. Ölçüsü 15 gün. 15'ten fazla 15 ve fazlası kalacaksa eğer normal kılacak namazları 15'ten aşağıya kalacaksa kısaltacak. Bugün bizdeki uygulamada budur. İşte 90 metri, 90 kilometreyi geçtikten sonra gittiğin yerde de 15 günden az kalmaya niyetliysen, planlıysa o zaman dört rekatlı farzları iki rekat kılacaksın. Ve kalu izâ ala ikameti ikâmeti khamsa aşarate Ve devam etmişler. Demişler ki eğer kesin 15 gün kalmayı niyetlenmişse 15 ya da fazlası demektir bu. O zaman kısaltmayacak, tam kılacak. Ve kâlel Şimdi yukarıdaki Süfyan es-Sevri'nin ve küfelilerin görüşüydü. Bunu açıkladı. Şimdi Evza'inin görüşünü söylüyor. Evza'i biliyorsunuz aynı zamanda kendisine ait bir mezhebi olan bir zat ama onun mezhebi günümüze kadar gelmemiş. Müntesipleri gelmemiş yani. اِذَا اَجْمَعَ عَلَى اِقَامَةِ فِنْتَيْ عَشَرَةَ Eğer yolculuğa çıkacak bir kişi 12 gün kesin kalırım ya da daha fazla diyorsa eğer o zaman normal kılacak namazı kısaltmayacak. Bu da Evzayin'in görüşü. Ve kâle Malik ibn Enes ve Şafi'iyyü ve Ahmet'u. Malik bin Enes yani Maliki mezhebi. Şafi'i yani Şafi'i mezhebi ve Ahmet Hanbeli mezhebi. Bunlar da demişlerdir ki اِذَا اَجْمَا عَلَى اِقَامَةِ اَرْبَعَةٍ اَتَمَّ Eğer kesin dört gün ya da daha fazla kalacaksa o zaman tam kılacak. Dört güne düştü. Şimdi nasıl 15 günden 4 güne düştü? Biraz önce rivayetleri gördük. Demek ki alimler bu rivayetler içinde kendilerine en sağlam gördükleri isnat bakımından, metin bakımından diğer değerlendirmeler, yan değerlendirmelerle birlikte bir hüküm koyuyorlar ortaya. Buna bir iştihat deniliyor müştehit. İştihat koyuyor ortaya ve bu iştihat üzerine de devam edip gidiyor. Peki hangisi doğru? diye bir soru sorabilir miyiz? Yok. Hangisi doğru? Allah bilir. Şimdi zaten şu doğru bu yanlış dediğiniz zaman o yanlış dediğiniz yerde kimsenin bulunmaması lazım. Onun için siz Hanefi mezhebinin görüşlerini uygulanabilir bulmuşsunuz. Hanefi olmuşsunuz. Diğeri Şafii mezhebinin görüşlerini uygulanabilir bulmuş ve Şafii olmuş. Öyle devam ediyor gidiyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifini biliyoruz bu konuda. Müstehit içtihat ettiğinde eğer isabet ederse iki sevap yanılırsa bir sevap alır. Ya yanılan niye bir sevap alır diye düşündünüz mü hiç? Ya hem yanılıyor hem bir sevap alıyor. Niçin? Şunun için efendim. Müstehit hakikaten bir konuda hüküm verene kadar ayetleri, hadisleri, sahabi sözlerini ve selefi salihinin uygulamalarını hallaç pamuğu gibi atar. O konuda söylenenleri, uygulananları hepsini görmeye çalışır. Hepsine ulaşmaya çalışır ve ondan sonra kendi kafasında Allah'ın vermiş olduğu bir veçhe ile, bir ışıkla bir karar verir. Der ki bunun doğrusu budur der Allahu Alem. Ama karşısında duran kişiye de sen yanlışsın da deme bunun doğrusu burdur ve bundan amel edelim der. Şimdi bu kadar uğraşan, doğruyu bulmak için bu kadar uğraşan, yorulan, ter döken kişi sevap alsın değil mi? İşte onun için. Ve emma ishak fara'a akvel mezahibi fihi hadithi bin Abbas'in kale Şimdi İshak da demiş ki bu konuda yolculuk konusunda Abdullah İbni Abbas'ın hadisi en sağlamıdır. Bana göre en güvenilirdir, en uygulanılabilirdir demiş ve sebebini de söylemiş. Li ennehu rava anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet ediyor hadisi. Thumma ta'awwalahu ba'de nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da bunun açıklamasını da yapıyor. Biraz önce gördük. Dedi ki biz Efendimiz'den sonra da böyle uygulardık dedi. O zaman e, İshak'ın görüşü ne oldu? 19 gün görüşü oldu. Onun görüşü de böyle. اِذَا اَجْمَعَ عَلَى اِقَامَةِ تِسْعَى عَشَرَةَ اَتَمَّ Thumma ثُمَّ اَجْمَعَ اَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى اَنَّ Şimdi aynen bir e, fakih gibi hareket ediyor burada Tirmizi bakın yani İmam Tirmizi'nin kitabını seçilip okunmadaki sebeplerdir bunlar. Niçin İmam Tirmizi'nin kitabını okuyoruz? Bu sebeplerden dolayı aynı zamanda bir muhaddistir ama bir fakih gibi hareket ediyor şimdi. Diyor ki e, biz burada yolculukta kılınan namazın kaç gün kalındığı takdirde kılınmasıyla bırakmayacağız işi diyor. Bir şey daha ekliyor hemen arkasına. Diyor ki: "Ecma ehlül ilmi ala en'l musafira yaksuru ma lam yucmi' ve in ata'alayhi sinun." Yola çıkan bir insan kaç gün kalacağını kesinleştirmemişse, "3 günde de dönebilirim, 10 günde de dönebilirim." diye gitmişse, bir iş için gidiyor. O işin olup bitmesine bağlı. Senelerce kalsa bile Namazını yine ikişer rekat kılar dediğini, ehli ilmin böyle söylediğini de bize aktarıyor hemen bir hadisin arkasında. Gittiğiniz yerde bir işe bağlı olarak, üç günde biter bu iş, on günde de biter. Bitireceğim, döneceğim inşallah diyorsunuz, kesin bir şey yok. Bir ay sürdü, bir aydan sonra, üç gün sonra olacak diye beklediniz yine bir ay süre. Üç gün, beş gün, on gün diye böyle devam edip giderse, senelerce kalsa insan yine kısaltacak diyor. Bir hadisten bu kadar hüküm, bu kadar bilgi. Görüyor musunuz? Babu mâ câe fit tetavu'a fis sefer. Bu da çok önemli, çok sorulan bir sorudur. Peki yolculuk, yolculuğa çıkan, sefere çıkan kişi namazları kısaltıyor da namaz sünnetleri ne yapacak? Kılacak mı, kılmayacak mı? Namazın önündeki ve sonundaki sünnetler. Kılınacak mı, kılınmayacak mı? Çok soruluyor. Kale el-müellif rahimahullah haddesena Kuteybe ibn sa'idin. Kale haddesena el-Leyf ibn Sa'd an Safwan ibn Sulaym an Ebi Busra el an el-Bara ibn Azib radiyallahu anhu hadisimizin sahabi ravisi Bera ibn Azib. Kale diyor ki sahibtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme themaniyete aşara şehren. Bir rivayette de seferan var. Seferana göre mana vereceğiz. Şehren de aynı manayı ifade etmek için söylenmiş. Buyuruyor ki diyor ki Bera bin Azib Efendimizle birlikte 18 sefere çıktık, yolculuğa çıktık. 18 defa sefere yolculuğa çıktık. 550. Fama ra'aytuhu taraka rak'atayn. İza gazet şemsu qabla zuhri. O zaman meali olabilir belki. Orada atlanmış olabilir bir sayfa. Bera bin Azib diyor ki Efendimizle birlikte 18 yolculukta bulundum diyor. Ona arkadaşlık ettim. 18 defa yolculukta bulundum. Hiç görmedim ki diyor Efendimiz öğlen namazından önceki sünneti terk etsin. Hiç terk etmedi. Öğlenden önce, öğlenin farzından önce mutlaka iki rekat kıldı. Seferde de sünnetin kılınacağına bir delil olarak bu hadis-i şerif getirilmiş. Kale ve fil babi an Umar'a Tirmizi diyor ki aynı konuda İbn Ömer'den de rivayet edilen bir hadis var. Kale Ebu İsa Tirmizi tekrar diyor ki hadisul berai hadisun garibun. Yukarıda yukarıya aldığımız Berabin bin Azib'in hadisi garip bir hadistir. Garibin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Sadece beraber Azib'den bu şekilde bu lafızlarla rivayet edilmiş ikinci bir rivayet senedi yok yani onu destekleyen onun için garip bir hadistir. Kale Ebu İsa evet. Kale ve se'eltu Muhammeden anhu felem ya'rifu. Muhammed'e sordum. Muhammed'in Bukhari olduğunu biliyoruz. Zaman zaman Bukhari'ye hadisler konusunda ya da raviler konusunda Tirmizi soru sorar bu hadis hakkında görüşün nedir, bu ravi hakkında nedir diye sorar ve zaman zaman karşımıza çıkar bu. İşte onlardan birisi. Bukhari'ye sordum. Dedim ki bu konuda bir hadis biliyor musun? Felem ho bilemedi illa min hadithi Leys ibn Sa'din. Leys bin Sa'd'den gelen bir hadis biliyorum dedi sadece. Ve lem ya'rif isme Ebi Busra'tel Gifari. Aynı zamanda senette geçen Busur el Gifari. Bakın Berabin Azip'ten hadisi alan tabiin Busur bin Gifari'yi sordum. Bunu tanıyor musun dedim. Onun ismini biliyor musun dedim. Çünkü Ebi Busra el Gifari künyesi var. ismi yok. İsmini bilemiyorum dedi Bukhari. Ve ra'ahu hasenen. Bununla birlikte yukarıdaki hadisi de hasen olarak değerlendirdi. Ve ruviye an İbni Ömer'a şimdi yukarıda demişti ki İbni Ömer'den de bir hadis var demişti. Onu da merak ediyoruz diye onu da buraya alıyor. İbni Ömer'den rivayet ediliyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâne la yetetavva'u fis seferi kable salati ve la Farklı bir rivayet çıktı şimdi karşımıza. Abdullah İbni Ömer diyor ki seferde Efendimiz namazın ne öncesinde ne sonrasında hiçbir sünnet kılmamıştır. Böyle de bir rivayet var. Devam edelim şimdi. Varuvi anhu yine Abdullah İbn Ömer'den bir başka rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selleme ennehu yata yetatavvu sefer. Yolculukta sünnet namazı, nafile namazı kılardı diye de bir rivayet var. Şimdi bu iki rivayet çakıştı mı? çakıştı gibi görünüyor değil mi? Şimdi buna müşkil deniliyor veya muhtelif deniliyor. Bu da bir hadis e, usulünde alt bilimin ismidir. Müşkilul hadis ya da muhteliful hadis diye duyarsınız. Zahirde iki hadisin ya da bir hadise birçok hadisin zıt gibi görünmesi yani ne yapacaksınız? Tam böyle taban saban asıl. Bir defasında diyor ki, Efendimiz hiç namaz kılmamıştır. Farz namazlarından başka tatavu namaz kılmamıştır. Aslında tatavu demiyor da dikkat edin. Namazdan önce ve sonra kılmamıştır diyor. Burada da tatavu namazı kılardı diyor. Şimdi bunu halleden bu tip zıt gibi görünen hadisleri halleden bir bilim dalıdır. Müşkilül hadis ya da muhteliful hadis. Alimler, hadis alimleri bu tip hadisleri toplarlar, bir araya getirirler. Senet yönünden, metin yönünden, tarih yönünden incelemeye tabi tutarlar ve ondan sonra da çözüm yolları ararlar. Birkaç çözüm yolu vardır. Birkaç çözüm yolu vardır. Onlardan birisi de bu ikisini de uygun bir manayla anlamaya çalışmaktır. Burada onu uygulamaya çalışalım şimdi. Böylece bir örnekte olmuş olsun. Bakın Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği birinci hadis kâne lâ yetetavvâ'u fis seferi kâble Salati ve Farz namazlardan önce ve sonra hiçbir tatavvû kılmazdı. Diğer rivayetinde de ennehu kâne fis sefer. Yani seferde tatavvu kılardı. Hemen namazlardan önce, öğlenden önce kılınan ilk sünnet. Öğlenden sonra kılınan son sünnet. Efendimiz bunları kılmadığını görmüş olabilir, müşahede etmiş olabilir. Ama başka zamanlarda mesela kuşluk vaktinde kıldığı namazı görmüş olabilir. Böylece bir e, ortak şey e, hal çaresini burada uygulayabiliriz bu hadisi şerife bilmiyoruz alimler araştırmış olsak onu da göreceğiz. Alimler bu konuda acaba nasıl bir yöntem bulmuşlar bu hadise? Çünkü demin söylediğim gibi İbnü Kuteybe olsun, Tahavi olsun onun bu konular üzerine eserleri var ve teker teker bu tip hadisleri almışlar, incelemişler. Hatta fıkhi konularda kime delil olduğunu da söylemişlerdir. Devam edelim. ثُمَّ اَخْتَلَفَ اَهْلُ الْعَلْمِ بَعَدَ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Tabi böyle iki görüş çıkınca o konuda da görüş farklılıkları ortaya çıktı diyor Efendimiz'den sonra. فَرَأَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّب۪يِّ Sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ Bazıları demişlerdir ki bir insan yolculukta bile olsa farz namazlardan önceki ve sonraki sünnetleri kılacaktır demişlerdir. Bunlar kim? Ve bihi yakulu Ahmedu ve İshak. Ahmet bin Hanbel ve İshak bu şeyi söylemişler ve bu görüşü tercih etmişler. Ve lem tara taifetun min ehli ilm en yusalla kablaha ve la Bir kısmı da ne farzlardan önce ne farzlardan sonra yolculuktaki bir insan, seferi bir insan hiçbir namaz kılmaz demişler. Böyle bir görüş de var. Peki ne yapacağız şimdi? hangisini uygulayacağız? Şimdi o da geliyor. Ve ma'na men lem fi seberi fi seferi kabulur ruhsa. Bu rahatlatıyor, bu açıklama yapıyor. Şimdi. Diyor ki bir insan farzlardan önceki ve sonraki sünnetleri kılmıyor seferi olan bir insan. Kılmıyor. Niye kılmıyorsun dediğin zaman da diyor ki ya hadisi görmedin mi işte? Abdullah İbni Ömer'den gelmiş hem de rivayet. Kılmamış Efendimiz ben de kılmıyorum diyen bir insan kınanmaz. Niçin? Bu işin ruhsat yönüdür. Bir ruhsat bir de azimet vardır değil mi uygulamada? Bu ruhsat yönüdür. Efendimiz kılmamış kılmamış. Ve men tetavva felehu fî zâlike fadlun Kim de kılarsa öğlenden önceki sonraki ikindiden önceki akşamdan sonraki yasıdan önceki sonraki sünnetleri de kılarsa yolculukta kılarsa onun içinde çok sevap vardır diyor. Bu da azimetle çünkü hareket etmiştir. Ne kadar güzel. Hadisi, iki hadisi bu şekilde telif ediyor ve yorumlamış oluyor. Wa huwa kavlu ekseri ehli'l-ilmi hem de diyor bu benim sözüm değil. Birçok alimin görüşü budur bu konudaki ruhsat ve azimet girer devreye diyor. يَخْتَارُونَ التَّطَوُعَ فِي sefer Ve onlar demişlerdir ki yolculukta da sünnetler kılınsın demişler. Şimdi bize soranlara çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Çünkü çok soru gelir bu konuda. Aynı sevabı almayacakları belli. Birisi kılmamış, terk etmekle sevabı almaz. Öbürsü de kılmış, üzerine sevap alacak. Aynı sevabı almayacakları belli. Şimdi çok sorarlar, soru gelir. E, yolculukta namazlar kısaltılıyor. Peki sünnetler ne olacak diye. Kılacağız diyeceğiz. Öyle tavsiye edeceğiz yani. Kılacağız. Ancak ne zaman terk edilebilir sünnet? Yolculukta, yoldasınız yani. Otobüs mola verdi abdest ihtiyaçları vesaire otobüs artık hareket etmek üzere olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen farzı kılar otobüse binersiniz. Orada terk edersiniz. Hatta orada terk eder misiniz? Mi? Onu da söyleyelim birazdan. Çünkü gelecek onunla alakalı hadiste. 15 günü 19 günü arası, şey fetva belli. Görüşleri biz açıkladık. Yeniden bir fetva ortaya koymuyoruz biz. Görüşler ve fetvalar belli. İmam-ı Azam Ebu Hanife demiştir ki 15 günden önce dönmesi kesin ise o yolculukta kısaltacak namazlarını. 15 gün ya da fazla kalacaksa kısaltmayacak hakkı yoktur demiştir. İlk günden itibaren normal kıracak demiştir. Peki diğerlerini merak ediyorsanız onları da söyleyeyim. İmam-ı Şafi bu konuda görüşü. İmam Şafii ile birlikte İmam Malik'in görüşü dört gün kalacaksa normal kılacak, dört günden az kalacaksa e, o zaman e, kısaltabilir demiştir. Hanbelilerin görüşü ise dört günden fazla kalacaksa, dört gün buna dahil değil fazla kalacaksa, başka bir söylemle yirmi vakiti geçecekse o takdirde normal kılar demiştir. Evden çıkış, yolculuğa çıkıştan itibaren. Yani yolculukta kılacak. Yok, yolculukta da iki kılacak. Her halükarda gittiği yerde 15 günden fazla bile kalsa, yolculukta, yolda giderken, menziline ulaşana kadar zaten yolcudur iki kılacak. Menziline ulaştı, orada 15 günden fazla kalmaya niyetli ya baştan belli o o zaman tekrar dörde başlayacak, dörde dönecek. Fıkhi konular bunlar. Ve bunlar muhtemel Şerafettin Hocam tarafından da anlatılacaktır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. E peki kılmasak ne olur? E, hanefiler seferde namazların kısaltılması vaciptir demişlerdir. Bunu bir emir olarak telakki etmişlerdir. Allah'ın bir ikramıdır. Allah'ın ikramını geri çevirmek mekruhtur. Kerahatle caizdir demişlerdir bu böyle bilinsin ama diğer üç mezhep imamı ise kılmak isteyen iki kılmak isteyen dört kılabilir diye serbest bırakmışlardır günleriyle... <laughs> doğrudur Doğru. 551. Kalimü Elif rahimahullah haddethana Ali ibnu Hujrin, kal haddethana Hafs ibnu Riyathin Anil Haccaci an Atiyyete an İbni Umar'a radıyallahu anhuma kale. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadisi buraya aldık. O hadis de şu. Salleytu an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el zuhra fis seferi rak'ateyni ve ba'deha rak'ateyn. Bakın. Efendimiz aleyhisselamla birlikte yolculuktaydık diyor. Efendimiz öğlen namazının farzını iki rekat kıldı. Sonra kalktı iki rekatta ondan sonra kıldı. Yani sünnet, son sünneti de kıldı diyor. Kale Ebu İsa, hâzâ hadîfun hasenun. Hasen bir hadistir bu. Ve kad ravâhu İbnu Ebi Leyla an atiyyete ve nâfi'in an i̇bn Umar'a. Ayrıca, ayrıca Hafs bin Gıyas yerine İbni Ebi Leyla da bunu atiyyeden ve nâfi'den, ondan sonra da Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmiştir. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الدين المحاربي يعني الكوفي كوفي لؤلا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما براز evet, انجا تلميذين önce, Tirmizi'nin önceki hadiste verdiği İbni Ebi Leyla Atiye ve Nafite rivayet etmiştir. Hadisini buraya kendisi de almış tekrar. Bu hadiste bize açık bir şekilde Hazar'da ve seferde Efendimizin namaz uygulamasını gösteriyor. Açık bakın. Salleytum an sallallahu aleyhi ve selleme fil hadari ve seferi. Efendimizle birlikte hem Hazar'da hem seferde hem memleketimizde mukimken hem de misafir iken namazlar kıldım diyor. Fasalleytu ma'ahu fil hadari az-zuhra arba'an ve ba'daha rak'atayn. Medine'deyken, memleketimizdeyken efendimiz öğlen namazının farzını 4 rekat kıldırdı, arkasından da 2 rekat sünnet kıldık. Ve salleytu ma'ahu fi's seferi zuhra rak'atayn ve ba'daha rak'atayn. Ama yolculuğa çıktığımızda bu defa öğlen namazının farzını iki kıldırdı. Arkasından da iki rekat sünnet kıldık yine. Vel asra وَلَمْ ve lem yusalli ba'deha şey'en. Yine yolculuktayken ikindi namazını iki kıldırdı. İki namazından sonra da herhangi bir namaz kılmadı. Vel magribe fil hadari ve seferi رَكَعَاتٍ thalâthe rak'atin. La tenkusu fil hadar ve la sefer. Akşam namazına gelince, Akşam namazını hem hazarda kıldım Efendimizle hem seferde kıldım diyor. Hazarda da seferde de değiştirmedi. Üç rekat kıldı. Hiç değiştirmedi. Demek ki üç rekattı farz değişmiyor. Ve arkasından da diyor ki hiye vitrun nehar. Bu gündüzün vitir namazıdır. Gecenin vitri de yas namazından sonra kıldığımız vitir namazı. Vitir tek demektir malum. Tekli kılınan namaz. Üç rekatlı namaz. Ve ba'de her arkasından da diyor ki akşam namazından sonra da iki rekat sünneti Efendimiz kıldı. Bakın açıkladı. Öğlen namazını söyledi. İkindi namazını sadece seferi söyledi. Hazar anlaşıldı oradan. Çünkü öğlen namazına bunu uygulayabiliriz. Dört rekatlı onlar. Akşam namazını da hem hazarda hem seferde söyledi. Sadece yatsı namazını söylemedi. O da dört e katta olduğu için onu da öğlen ve ikindiye hamledebiliriz. Kale Ebu İsa Hâzâ hadîfun hasenun Ebu İsa diyor ki hasan bir hadistir. Semi'tu Muhammeden yakul Muhammed'den işittim diyor ki Mâ râvâ ibnu Ebi Leyla hadîfen a'cebe ileyye min hâdâ Bukhari'nin bir değerlendirmesi bu. İbni Ebi Leyla'dan işittiğim en hoşuma giden hadis budur diyor. Mana bakımından, kelime bakımından, isnat bakımından bilemiyoruz. Ama bir şekilde Bukhari bunu beğenmiş. Arkasından da diyor ki Vela ervi anhu şey. en zaten ondan başka bir şey de rivayet etmedim diyor. İbni Ebi Leyla'dan sadece bu hadisi rivayet etmiş. Bab-ı e fi salatil küsuf. Şimdi ayrı bir konu. ...Ebvab-ı Sefer'in altında ama... ...aynı bir, ayrı bir konu... ...yani Müslümanların çoğunun... ...maalesef bilmediği... ...bilenlerin de uygulamadığı bir konu... ...bunu da gündeme taşımamız lazım aslında bizim... ...güneş tutulduğunda... ...ay tutulduğunda... ...ne yapılacak? Şimdi ...bize sorarsanız... ...güneş tutulduğunda, ay tutulduğunda... ...son model... ...fotoğraf makineleri ve kameraları... ...alınacak... ...en yüksek tepeye çıkılacak... ...ve orada şey... ...piknik ve eğlence havasında... ...izlenecek... ...görüntüler alınacak... ...ve sosyal medyada bunlar... ...dağıtılacak işte... ...paylaşılacak... ...ne acayip bir şey... ...99'u hatırlayın... ...yani ülkemizden de... ...güneşin tutulmasının... ...en net görüldüğü... ...bir tarihti o 99 hatırlıyorsunuz... ...o dönemdeki... Eğlenceleri hatırlayın bir de. Aylar öncesinden hazırlıklar başladı biliyorsunuz. İşte bu haberler, gazeteler, görsel ve basılı olan medya müthiş reklamlar yaptı. Bütün Türkiyeli'leri hazırladı. Şöyle de hazırlıyor. Özellikle diyor yurt dışından gelenler var. Onlar işte onlar için çadırlar kuruldu, onlar için eğlenceler düzenlendi. O öğle eğlenceye hepiniz davetlisiniz, gelin denildi falan. Müthiş bir eğlence havası oldu. Ve çok da eğlendiler malum. O tarihlerde ben yurt dışındaydım ailemle birlikte. Oradan ancak takip edebildiğimiz kadar takip ediyorduk. Fakat orada çok güzel bir uygulama gördük işte. Medine-i Münevvere'deydik. Medine-i Münevvere'deydik. Akşamdan itibaren duyurular yapıldı haberlerden kendi kanallarında işte yarın güneş tutulacaktır güneş tutulma zamanlarında küsuf namazı kılınacaktır salatül küsuf kılınacaktır herkes gelsin davetlidir diye mescid i nebeviye doluştu insanlar tam o işte güneşin tutulma dakikaları biliniyorlar o dakikalarda efendim salatü salatu camiatun diye minarelerden duyuruldu As-salatu camiatun toplanın hepiniz namaza namaz başlayacak. Öğlenle ikindi arası bir vakitti. Ve uzun uzun bir namaz kılındı orada. Bu tarafta da Türkiye'de de aynı anda eğlenceler yapılıyordu. Ee, i̇nsanlar kendilerinden geçiyorlardı maalesef. Şimdi ben küçüklük dönemlerimde hafızlık yaptığım senelerde böyle bir şeyim var, hatıram var beynimde duruyor kazınmış beynime e, hafızlık yaptığım yerde hocam Allah selamet versin Hilmi hocam bizi topladı bütün talebeyi topladı e, işte biz kaç yaşındayız yani en büyüğümüz herhalde baş, 16 yaşında çünkü 11-12 yaşında ilkokulda mezun olunuyor hafızlık başlıyor falan ben daha da küçüktüm camide toplandı böyle yine gündüz vakti öne geçti saf yaptı bizi ve uzun uzun böyle ayaklarımız yoruldu artık uzun uzun okuduğu bir namaz kıldırdı bize. Ve o zaman söylemişti işte güneş tutulma anıdır. Bu dönemde efendimizin tavsiyesi vardır diye. O benim beynime kazınmıştı ama onun önleyeni Medine'ye kadar yani 25 sene 30 sene geçene kadar hiç görmemiştim bir daha. Bir daha medine böyle de gördüm. Ondan sonra yine görmedim. İnşallah bu önemli olan önemli olan bir adeti biz yeniden canlandırabilirsek ne kadar güzel. Bakın şimdi hadis-i şerifleri okuyalım. <laughs> Haddetena قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثimizin sahabi rabisi Abdullah ibn Abbas Hani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'den gördüğü bir şeyi anlatacak. Ennehu salla fi küsufin güneş tutulduğunda namaz kıldı Efendimiz aleyhisselam. Fakara'a namazda kıyam anında kıraat yaptı. Okudu yani. Thumma raka'a sonra rüküye eğildi. Thumma kara'a sonra tekrar okudu. Demek ki rükudan kalkıyor secdeye gitmeden ayakta tekrar okudu. Thumma sonra tekrar rüküye gitti. Thumma kara'a tekrar kalktı okudu. Kalktı yok burada ama oradan kıyamın ayakta olduğunu bildiğimiz için söylüyoruz. Thumma sonra tekrar rüküye gitti. Thela semarratin üç defa yaptı bunu. Thumma secede secdeteyni sonra iki secde yaptı. E, vel uhra mislehu Ondan sonra da vel uhra misluha aynı şekilde birinci rekatta yaptığı gibi ikinci rekatta da kıldı tamamladı. Değişik bir namaz şeklini gördük bu hadisi şerifte. Üç rükü, üç kıraat, üç rükü bir rekatta. Üç kıraat, üç rükü Ondan sonra secdeler kalkıyor. Tekrar ikinci rekatta da üç kıraat, üç rükü Ve ondan sonra secdeleri yapıp bitiriyor. شم دوام دلم ونزلنا قال وفي الباب عن علي وعائشه وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيره بن شعبه وابي مسعود وابي بكره وسمره وابي موسى الاشعري وابن مسعود واسماء بنت ابي بكر الصديق وابن عمر وقبيصه الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمره وابي بن كعب. بو حديث bir raviden, bir bir sahabiden duyularak gelmemiş. Onun dışında 16 sahabi diye saydı. ile birlikte 17 sahabi Efendimiz'den görmüş ve bize rivayet etmiş bunu. Böyle bir hadis-i şerif. Kale Ebu İsa hadisü İbn Abbas'ın hadisün hasenun sahihun. Yukarıya aldı Abdullah İbn Abbas'ın rivayeti hasen sahih bir rivayettir diyor. Ve kad ruviye İbn Abbas'ın anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden gördüğü şekliyle Abdullah İbn Abbas'ın şöyle bir anlatımı da var. Ennehu salla fi kusufin 4 rekatin. 4 kıldı fi arba secedatin dört secdede. Şimdi biraz önceki altı rükûlü dört secdeydi. Yani her rekatta üç rükû, iki secde. İki rekatta altı rükû, dört secde oldu. Burada farklı bir şey söylemiş, aktarmış. Aynı zamanda Abdullah İbni Abbas diyor ki, aynı zamanda Efendimiz iki rükû, iki secdeli yaptı. Üç değil, iki bu sefer. Yine iki rekatta ve bihi yekulu ve Ahmet ve Yani İmam Şafii'nin de Ahmet bin Hanbel'in de İshak'ın da görüşü ve seçtiği delil olarak kullandığı rivayet bu rivayettir. Mesela bu bu hadisi şerif şeyde de geçiyor. Buhari'de ve Müslim'de ikisinde de geçiyor. Müslim'in şerhlerinden Birisi de Nebevi'nin şerhidir. En meşhur şerhidir Müslim'in. E, orada Nebevi anlatıyor bunu. Yani İmam-ı Şafi Hazretleri'nin görüşü şudur diyor. E, i̇ki rekatlı bir namazdır bu. Her rekatında iki rükû yapar. Ondan sonra iki de kıraat yapar tabi. Rükû kalkıyor kıraata devam. Tekrar rükû. iki rükû, iki kıraat. Ve normal e, iki secde yapıp selam verir diyor. İmam-ı Şafii'nin uygulaması budur. Vakıf ahl-i fi'l kıraati fi salati'l küsuf. Peki şeklini öğrendik. Yani okuma şekli nasıl olacak? Kıraat nasıl olacak? Bu konuda ilim ehli de farklı görüşler ileriye sürmüşler. Farâa ba'dû ehli'l ilmi en yusirra' bil kıraati fiha bi'n Nehar. Yani gündüz kılınacağı için güneş tutulması gündüz olur. Gündüz kılınacağı için Gündüz namazı sessiz okunacağında, gizli okunacağında bunda da gizli okunacak demişler bazı alimler. Gündüz namazıdır bu. Gündüz namazları öğlen ikindi sessiz okunmuyor mu? Sessiz. Gizli okunuyor. Bu da gizli okunacaktır demişlerdir. Ve raa ba'duhum en yec bil kıraati fiha. Bazıları da demişlerdir ki hayır. Bu namaz farklı bir namazdır. Dolayısıyla bu namazda güneş tutulma namazı kılınırken açıktan okunması gerekir demişlerdir. Peki açıktan gündüz başka namazlarda okunabiliyor mu? Başka namazlarda da önleyi var mı? Öyle söyleyelim. Ke sala ke nahvi salatil vel cumati. Nasıl ki gündüz kıldığımız halde bayram namazlarını ve cuma namazlarını açıktan okuyorsak bu da o şekilde açıktan okunacaktır demiş bazı alimler. Açıktan okuyunca da bir hoş oluyor. Çünkü uzun kıraat ediliyor. Ve bu kıraat ne kadar uzun yapılacak onu okuyalım sonra konuşalım. Ve bihi yakulu malikun ve ahmedu ve İshak'u yaravnel cehra fiha işte İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel bir de İshak da namazda güneş tutulma namazında sesli açıktan okunma görüşünü benimsemişlerdir. Vakale Şafiiyü Şafii demiş ki rahimehullah la yecheru Hayır onda gizli okunacaktır demiş. Vakad sahha al-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kiltar rivayetin. İki rivayette efendimizden hem de sahih yollarla bize gelmiştir. Sahha anhu ennehu salla 4 rekatten fi 4 secdat. Tekrar toparlıyor şimdi. 4 rükûlü, 4 secdeli rivayette sahihtir. Ve sahh anhu eyzan ennehu salla sitte rekaatin fi erba'in secedatin. 6 rükûlü, 4 secdeli iki rekatlı namazda sahih olarak bize ulaşmıştır. Ve hâzâ inde ehlil ilmi caizun. Şimdi şeye tekrar dönüyoruz. Okunuş ne kadar okunacaktır? Yani ihlas İnne atayna'nın mı kılınacak, kıldırılacak namaz yoksa daha mı uzun okunacak? Ehli ilim bu konuda caizun ala kadril küsuf demiş. Güneş tutulması açılana kadar okuma devam eder, uzatılır. Bunun dakikaları belli. Artık bugünkü teknikle belli. Şu zaman başlayacak. Şuralardan yüzde şu kadar görülebilecek falan diye. Artık tespit ediliyor hepsi. İn tatavala'l kusufu fe salla rak'atin fi arba'i secdatin fe Diyor ki eğer güneş tutulması çok uzun olursa hem rükûları fazlalaştırır. O takdirde işte altı rükû dört secdeye döner. Eğer kısaysa dört 4 rükû dört 4 secdeyle bitirir diyor. Böylece ehli ilim iki hadisteki görüşü de yerli yerine oturtmuş oluyor. Ne kadar güzel hangisini uygulayalım deyince sebepleriyle illet ve delilleriyle birlikte sunuyor bize. Ve in salla raka'atin fi erba'a secedatin ve etalel kıra'ete fahuve caizun. Ama bununla birlikte dört rüküllü dört secdeli iki rekatlı namazda uzun uzun da okuyabilir. Böylece güneş tutulmasının açılmasına kadar da uzatabilen namazı. Bu da caizdir. Ve yara ashabuna en tusalla salatul kusufi fi cemaatin fi kusufi şemsi vel kamar. Bizim görüşümüzde olan insanlar da demişlerdir ki e, namazı küsüf genel bir at olarak kullanılmış burada gördüğünüz gibi. Hem güneş tutulmasına hem ay tutulmasına kullanılmış. Halbuki fıkıh kitaplarını açın. Küsuf güneş tutulması için kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkarken ay tutulması için husuf tabiri çıkar. Husuf tabiri çıkar. Burada ikisi de aynı manada kullanılmış. En tusalliye salatül küsufi fi cemaatin fi küsufi şemsi vel kamer. Güneş tutulmasında da ay tutulmasında da kılınan bu namazın cemaatle kılınması gerekir diye bir görüş ortaya çıkmıştır. Keşke hani tekrar başına dönüyorum hadisin. Keşke efendim hani bize günler öncesinden, aylar öncesinden duyurulduğu gibi güneş tutulacaktır şu tarihte, şu saatte ya da ay tutulacaktır denildiğinde Güneş tutulma namazlarının kılınacağı adreslerde söyleseler, şu 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 camilerde de toplu olarak güneş tutulma namazı ay tutulma namazı kılınacaktır. Hanımlar da katılabilir deseler keşke. Yapabiliriz tabi. Yani görevliler kendi camilerinde aslında çünkü daha önceden bellidir. Yıllar sonrasının güneş tutulması günüyle saatiyle bellidir artık şimdiki teknikle yapılabilir yani. Çok da güzel örnekler olur bu. Ee, o biraz müftülükle alakalı bir durum. Babu zikri ma yustahabbu min el culus fi'l mescidi ba'de salati's subhi hatta tatlu'a'ş şems. Şimdi çok önemli bir konu daha geldi. Konunun başlangıcı güneş doğduktan sonra e, mescitte sabah namazından sonra mescitte oturup güneş doğuncaya kadar beklemenin müstahap olduğu konusunda bir başlık. Kale muellif müellif rahimahullah haddetena kuteybetu kale haddetena ebul ahvasi an simak ibni harbin an cabir ibni semurata radıyallahu anhu kale hadisimizin sahabi ravisi Cabir bin Semura Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz aleyhisselam İzâ sallel fecra Sabah namazını kıldığı zaman kadefi fi musallâhu Namaz kıldığı yerde otururdu Hatta tatlu'a şemsu Güneş doğana kadar Güneş doğana kadar Yerinden ayrılmazdı otururdu e, Oturduğunda da Tabi ki zikirle meşgul Olacaktır Yani orada oturduğuna göre kalkıp yatağına gitmediğine göre uyumayacak. Orada zikirle meşgul olacaktır. Bu da önemli ama unutulmuş sünnetlerden birisidir bu. Bundan sonraki hadiste onunla bağlantılı. Kâlel müellif rahimahullah haddetene abdullah ibnu muaviyetel cümahiyyül basriyyu kâle haddetene abdul azizi ibnu muslimin haddetene Abu zilalin an enes ibni malikin radıyallahu anhu hadisimizin ravi sahabisi Enes bin Malik Efendimiz'i yakından takip eden bir sahabi Kale diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu Men sallal gadate fi cemaatin Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Thumma ka'ade yedkurullaha hatta tatlu'a şemsu Sonra güneş doğuna, doğana kadar oturur da zikirle meşgul olursa Thumma salla rak'ateyni. Sonra da kalkar güneş doğduktan sonra. Güneş doğduktan tabii ki 45 dakika sonra. Yani o güneş doğduğu andaki namaz kılmanın mekruh olduğu vakiti geçirecek miktarda oturmak demektir bu. Kânet lehu ke ecri haccetin ve umratin. Kim böyle yapar? İki rekat namazda kılarsa bir hac bir ömre sevabı alır. Kale Enes bin Malik diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Tammetin, tammetin, tammetin. Hiç eksiksiz bir haç bir ömre sevabı. Hiç eksiksiz bir haç bir ömre sevabı. Hiç eksiksiz bir hac bir ömre sevabı alır. Şimdi tavsiye edilen ibadet, emredilen ibadet ne kadar zorsa karşılığındaki ecir ve mükafat da o kadar büyük oluyor. Canım ne olacak? Sabah namazına zaten kalkıyoruz elhamdülillah. Bekleriz güneş doğana kadar. O hatta işte bir 45 dakika geçene kadar. Kur'an'dan meşgul, tesbihattan meşgul oluruz veya ilimle de meşgul olabilirsiniz. Meşgul oluruz. Ondan sonra da iki rekat namaz kılıveririz. E, uygulaması zor olduğu için, uygulaması hakikaten nefse ağır geldiği için. E, namaz kılmışın böyle e, uyku her haliyle üzerimize çöküyor. iki rekat namaza bırakmıyor yani. Durmaya bırakmıyor. Olduğu için mükafatı da böyle e, büyük oluyor işte. Yapanlar yapıyor, uygulayanlar uyguluyor bunu. Aslında bu sünnet de unutulmaya yüz tutmuş bir sünnettir. Bunu da yeniden gündeme getirmek, uygulamaya sokmak lazım. Kale Ebu İsa, Hâzâ hadîfun hasenun garibun. Bu hasen, garib bir rivayettir. Kale ve seeltu Muhammed ebne İsmail'e an Ebi Zilal'in. Rivayet yukarıda senette Ebu Zilal künyeli birisi geçti. Onu sordum diyor Muhammed bin İsmail'e Buhariye fakala huwa mukaribul hadis dedim ki hani nasıl hadis konusunda ne durumdadır bu diye sordum yani cerh ve tadil açısından orta halli bir ravidir dedi orta halli bir ravidir dedi kale Muhammedun Muhammed ekledi dedi ki ve hilal Ebu Zilal'in ismi de hilaldir dedi böyle bir bilgiyi de Tirmizi bizimle paylaşmış oluyor Babu ma zukira fi fadlil meşyi ilel mescidi ve ma yuktebu lehu minel ecri fi Mescide gidişte ne kadar sevap kazanılacağı, mescide doğru atılan her adımda ne ecirler yazılacağı konusunda bir başlık. Kale müellif rahimahullah haddetene Mahmud ibn-i قال حدثنا ابو داوود ابو داوود قال انبانا شعبه عن الاعمش سمع ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه. قديس ميزن صحابي رابع ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفانمس عليه الصلاه والسلام شنو روايه الديور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شو أبو اذا توضا الرجل فاحسن الوضوء. bir kişiyi abdest alır ve tam bir abdest alır. Bu hadisi şerifin bir benzerini daha önce görmüş ve fa ahsenel vudu de orada anlatmaya çalışmıştık. Farzına, sünnetine, adabına uygun bir abdest alır ise demektir Allahu alem. Thumma kharaca ila salati sonra da namaz için, namaz kılmak için mescide doğru yola çıkarsa la yahrucuhu ev la yenhezuhu ya la yahrucuhu denildi ya da la yenhezuhu denildi orada bir şey var bir ihtilaf var diyor hangisi söylediğini tam hatırlamıyorum İlla iyyaha sadece ve sadece namaz için mescide gidiyor ya komşuyu göreyim efendim yarınki ödemek için ödemem için biraz borç isteyeyim. O sabah namazlarına gelir ben de gideyim oradan komşuyu da görürüz namazı da kılırız falan değil yani sadece namaz kılmak için o arada komşuyu da görürsün diğerlerini de görürsün başka ama senin çıkış gayen ve sebebin namaz olacak. Veya şimdi artık bazı camilerde sabah namazlarından sonra çorbalar, simitler falan da dağıtılıyor. Bilmiyorum sadece simit için camiye giden var mıdır yoktur da. Hani anlaşılması için örnek veriyorum ben. Sadece namaz için. Lem yahtu hutveten illa rafa'ahu allahu bih. Biha dereceten. Attığı her adımla Allahu azimuşşan onun bir derece yükseltir. Attığı her adım onu bir derece yükseltir. Derecen yükselir, yükselir, yükselir Allah katında. Ev hatta onu بها hatiyeten ve hatta attığı her adımla bir günahı silinir mahvedilir ortadan kaldırılır. Burada ev olarak geçmiş. Ya o ya o anlamında ama biz başka rivayetlerden biliyoruz ki ikisi birden veilen zikredilmiş. Attığı bir adımda bir derecesi yükselir, bir adımda bir günahı silinir. Veya başka bir tercüme de yapabiliriz. Attığı bir adımla hem bir derece yükseltilir hem bir günahı silinir olarak da anlayabiliriz bu hadisi. Kale Ebu İsa, Hâzâ hadîthun hasenun sahihun. Bu hadis hasen sahih bir hadistir. Bâbu mâ zükira min sîmâ hâzihil ümmeti yevmel kıyameti min âthâri sücûdi ve Kıyamet gününde bu ümmeti Muhammed'in simalarından hem abdest parlaklığı anlaşılacak hem de secde parlaklığı anlaşılacak bununla alakalı bir bölüm kale'l müellif rahimehullah haddathana abul velidi ahmed ibn bakkarin ed dimashkiyyu kale haddathana el velid ibn muslimin kale kale saf saf ibn amrin kale akhbarani yezid ibn humeyrin an abdullah ibn busrin radiyallahu anh abdullah ibn busr rivayet ediyor. Anennebi sallallahu aleyhi ve selleme efendimiz aleyhissalatu vesselamdan. Kale efendimiz buyuruyor ki: Ummeti yawmul kıyameti. Benim şu ümmetim kıyamet gününde gurrun mines sucudi secde yaptıklarından dolayı alınları parlak. Muhaccaluna alınları ak. Ak. bembeyaz, beyaz. minel vuzu'i abdest aldıktan aldıklarından dolayı da abdest azaları parlaktır. Yani hem secde hem abdest onların vücutlarında, organlarında, simalarında kendini hissettirecektir. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Kale Ebu İsa Ebu İsa diyor ki هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر Abdullah İbni Busur hadisi bu vecih ile yukarıda e, aldığımız şekliyle garip ama hasen sahih bir hadistir diyor. Evet aslında yaşadığımız dünyada da böyle namazını kılan, abdestini alan, namaza meraklı, abdeste meraklı, ibadete meraklı Müslümanların da yüzlerinden o güzellik, okunuyor, anlaşılıyor, algılanıyor. İnşallah bizim de yüzlerimiz öyle olur. Ama yani namaz kılanla kılmayan bir miktar da olsa fark ediliyor yani. Gerçi o şekilde bir değerlendirme yapmak insanı yanıltabilir belki. Yani bunun yüzü çok parlak, çok güzel. Bunun kalbi de parlak efendim bunun yüzü işte şöyle belki yanıltabilir de her zaman tutmayabilir ama bu konuda Allah-u Azimuşşan'ın yetki verdiği, bilgi verdiği, feraset verdiği kişiler Allah-u Alem o parlaklığı da hissediyorlardır. Biz bile bazen hissediyoruz. Bir rahatlık oluyor, oluşuyor bizde karşı taraftakinden dolayı. Bu da önemli bir şey. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين